Karaca'ya ait MIDI üçlü Blender set diye geçiyor. Tabii ki bunların çoğu fason üretim. Yani direkt bir markaya mal etmeye gerek yok. Düğmeye bastığım zaman çırpıcı kısmından çok fazla ses geliyor. Ama Blender normalde düzgün çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu çırpıcı kısmı ile ilgili çalışma yapacağız. Hatası nedir, sorunları nedir hep beraber öğreneceğiz. Üst tarafta 3 tane yıldız başlı vida var. Bu vidaları söktüm, çıkarttım. Alttaki dişler sağlam gözüküyor ilk görüntü, fakat yukarıdaki dişlinin yendiğini görüyoruz. Peki neden? Açık söylemek gerekirse sorunu bulmak beni bayağı uğraştırdı. Bakın buradaki dişli sağlam. Fakat bunu döndüren ana dişli, yani motordan gelen ana dişli yenmiş durumda. Şimdi ben çıkma parçalarımdan buna uygun birebir dişliyi buldum. Zaten bunların dış plastiklerin tasarımları farklı. İçler hemen hemen aynı. Bunların ölçümlerini yapıyorum. Dişli çapları birebir aynı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bakın dişliyi yerine taktım. Şimdi yuvasını oturtuyorum. Bunu oturttuğum zaman çeviriyorum ama çırpıcılar dönmüyor. İçeriden tık tık diye dişlinin sıyırdığını duyabiliyorum. Tekrar açıyorum. Malzemelerde herhangi bir aşınma yok. Bakın çok dikkatli şekilde bakın. Üç parçayı çıkarttım. Şimdi buradaki hatayı bulmaya çalışıyorum. Altta kalan dişliyi normal yuvasına oturtuyormuş gibi yapıyorum. Çırpıcı kısmından dönen dişliyi yerine oturtuyorum. Herhangi bir sıkışma, herhangi bir çarpma bu bölümlerde yok. Bu oturtulan yüzeyin üçgen kısmında yönle ilgili bir şey var mı? Yani merkezleme ile ilgili bir sıkıntı var mı diye döndürüp döndürüp kontrollerimi sağlıyorum. Herhangi bir problem yok. Yani merkezli. Her türlü birbirine uyması gerekiyor. Bu sefer alttan aldığım sıyırdığı dişliyi burada yerine takıyorum. Dişle birebir yerine oturuyor. Herhangi bir problem burada yok. Yani oturması gerekiyor gibi gözüküyor. Tekrardan üst kapağı kapatıp kontrollerimi sağlayacağım. Bakın bunu buraya oturtuyorum. Ama elimle çevirdiğim zaman tekrardan dişli sıyırıyor. Yani döndürmüyor. Şimdi problemimiz nerede? Alt taraftan malzemeleri çıkarttık. Kendi üzerinde kontrol ettik. Sıkıntı yok. Üst taraftaki dişliyi yerine taktığımız zaman problem oluyor. Bir daha çıkartıyorum. Tekrar kontrolleri sağlıyorum. Bu dişliyi buraya oturttum. Döndürdüğü yere bir tornavida yardımıyla tam merkezlemesine dikkat ediyorum. Bunu tekrardan motorun döndürdüğü kısmı oturtuyorum. Motorun döndürdüğü ikinci dişliyi de yerine oturttum. Yine sıkıntı yok. Birebir oturuyor. Alttaki pim üstteki plastik kısma merkezli olarak geçiyor. Yani onun merkezinden kaçma ihtimali ya da yamulma ihtimali yok. Zaten çünkü orada bir merkezleme var. Bakın bu plastiği taktığım zaman ikinci döndürdüğü dişli merkezli olarak yuvasına oturuyor. Orada bir pim deliği var. Ama üst kapağı kapatıyorum. Yine dönmüyor. Yani sorunumuz şu an üst tarafa doğru gidiyor. Ne yapacağız? Üst tarafı biraz daha detaylı bir şekilde incelemem gerekiyor. Son bir defa kontrol etmek istiyorum. Dişliyi yerine koydum. Tornavidayla merkezlemesini yaptım. Yani aşağıdaki pim geçiyormuş gibi düşünün. Şimdi buradan ölçümü alıyorum. 9.20 falan geliyor. Dişlideki ölçümleri yapıyorum. Evet, dişlideki ölçümlerdeyken de problem yok. Bakın bunu yerine taktım. Üst kapağı yerine oturttum. Şimdi buradan kalan boşluğumuza bakacağız. Yani dişlinin buraya geçmesiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Yani pim esniyor mu gibi düşünelim. Hani esneme şansı yok ama 9.60 herhangi bir problem yok. 0.5 o zaten çok ince bir esneme payı ya da kumpasla ölçüm hatası payı. Şimdi ne yapacağız? Artık üst kapağa doğru yönlenmeye başlıyorum. Bakın dişliler yerine tam merkezli geçtiği için alt taraftaki problemi artık düşünmüyorum. Çünkü altta kırılma, çatlama herhangi bir şey yok. Üst taraftaki dişlinin yuvasına girmesiyle ilgili de problem yok. Üst taraftaki dişlinin çapıyla ilgili de bir problemi yok. Üst taraftaki dişlinin aşınmayla ilgili de bir problemi yok. Mil çapını ölçüyorum. 4.90. Şimdi artık yukarıdayım. Buradaki milin oturduğu yüzeyin sol tarafını ölçüyorum. 5.12. Sağ tarafını ölçüyorum. 5.60. Daha sonra bir 90 derece çeviriyorum. Bir de bu yanlardan ölçüyorum. 5.30. Diğer taraftan ölçüyorum. 5.30. Şimdi yorumlamayı yapalım mı? Sizin buradaki 0.5-0.60 milim kaçıklığınız aşağıya doğru en az 2 milim, 3 milim oynama yapıyor. Bakın milin geçtiği yerde 5.10. Burada da zaten ince bir boşluk var. Yani 0.3 milim boşluk biraz büyük bir boşluk.
Peki bu kaçıklığa sebep olan ne? Muhtemelen çırpıcılar çok uzun süre zorlanarak kullanıldı. Ortadaki sarı parça ısındı. Isınmadan kaynaklı iyiklik kazandı. Dişlinin ters istikametine de yamuldu. İşte sonuç bu.